Her şeyi bilen adam mutfaktaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok basit bir tarifim olacak. Evde yalnızsınız ya da bir arkadaşlarınız var, farklı bir şeyler yemek istiyorsunuz. Dışarıdan gelen siparişler zaten malum. Nasıl geldiği bile belli değil. Basit birkaç malzeme ile çıtır kaplamalı tavuk ve baharatlı patates yapacağız. Tarifimize geçmeden önce videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gerekli malzemelerimiz gayet basit. Baharatlı patates için ince doğranmış patates ve patates baharatı. Fritözde kızartıyorsunuz. Patates baharatı ile alakalı bir video çekeceğim size. İçerisinde neler var, nasıl yaparsınız? Hazır da alabilirsiniz ama yani hazır alıp da masraf yapmanın bir mantığı yok. Bir tane göğsün yarısı, tavuk göğsünün yarısı. Bunu kasapta açtırıp ince bir şekilde dövdürebilirsiniz. İki parça çıkıyor. Kajun baharatı. Tuz karabiber. Çıtır kaplama için un. Ruffles patates cipsi. Ve yumurta lazım. Ayrıca şöyle bir sosumuz var. Sweet chili sos diye. Tatlı kırmızı biber sosu. Güzel bir şey. Bunu her yerde bulabiliyorsunuz. Bunu da tavuğa lezzet vermesi için kullanacağız. Sonra bunların hepsini sıvı yağda tavada kızartacağız. Öncelikle fritözümüzü ısıtıyoruz. Patateslerimizi kızartmaya başlıyoruz. Patateslerimiz kızarırken de çıtır kaplamamızın karışımını yapacağız. Bunun için gerekli olan şey un. Bir kaşık kadar un. Yeterli olacaktır ikisine. Kajun baharatının hepsi. Ve patates cipsi. Bunu da elimizde un ufak kırıyoruz. Bunun gibi 3 tutam sizin için yeterli olacaktır. Ve bunun üzerine biraz karabiber. Ve tuz ekliyoruz. Fazla tuz koymanıza gerek yok. Cips zaten kendiliğinden tuzlu. Bunu şöyle bir harmanlıyoruz. Bu tavuğumuzun kaplaması olacak. Tavuğumuzun kaplamasının yapışması için de yumurta. Ve sosumuzdan ortalama 2 çorba kaşığı kadar koymanız yeterli. Bu arada zamandan tasarruf olsun diye yağımızın altında yakıyoruz. Aynı anda patateslerimiz kızarıyor. Şu şekilde önce yumurtayı buluyoruz. Ardından karışımımızın içerisine. Yumurta ve karışımımıza bandırıyoruz. Yine bir şinitsel gibi ama biraz daha lezzetli ve güzel olacak. Bunlarla işimiz bitti.
Bu arada patatesimiz de kızardı. Kızaran patateslerimiz sıcakken hemen üzerine baharatlıyoruz. Ve harmanlayacağız. Sıcakken yapmanızın sebebi baharatın daha çabuk yapışması. Ve bu şekilde birkaç dakika bıraktığınız zaman baharatın lezzeti biraz daha fazla geçmiş olacak. Evet, yağımız da kızdı. Artık tavuklarımızı kızartmaya başlayabiliriz. Mümkün olduğunca tek tek kızartın. Böylelikle bol yağın içerisinde güzel bir şekilde pişecektir. Tavuklar ince dövülmüş olduğundan dolayı çabuk pişiyor. O yüzden kenarlarının rengi bu şekilde olduğunda diğer tarafını çevir. İki tarafı da gayet güzel bir şekilde kızardı. Fazla yağını alması için bu şekilde kağıt havlu konmuş bir tane tabağa alıyorsunuz. Fazla yağını çektiriyoruz ve diğer tavuğumuzu kızartıp servis tabağına alacağız. Evet, sonuç olarak da böyle bir tabağımız oluyor. Burada biz bazı bölümleri kestik. Gereksiz olan kısımları, bekleme kısımlarını. Ama toplamda bu yemeği yapma süreniz sizin tam 9 dakika. 9 dakikada hem patatesiniz de pişiyor hem tavuğunuz da pişiyor. Ve gayet güzel bir şekilde hızlı bir yemeğe ulaşmış oluyorsunuz. Şöyle çıtırı, içi sulu ve güzel ve gayet de güzel pişiyor gördüğünüz gibi. Evde yapın, deneyin. Gerçekten çok lezzetli ve gerçekten de çok hoşunuza gideceğine eminim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.